Tekno Hayat'tan merhaba, ben Yağız Şenkal. Bilim ve teknoloji gündeminden son haberlerle karşınızdayız. İstanbul'daki son deprem bir kez daha Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hepimize hatırlattı. En çok konuşulan konulardan biri de telefon hatlarının kesilmesi, iletişimin sekteye uğraması oldu. Ona birazdan değineceğiz. Ama önce deprem öncesi ve sonrası için iki uygulamayı tanıtalım. Kandilli Rasathanesi'nin yeni uygulamasıyla E-Devlet üzerinde hizmette olan özellik. Türkiye'de deprem izleme, erken uyarı ve güçlendirme konusunda birçok proje gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi. Deprem Bilgi Sistemi adıyla tüm akıllı telefonlara yüklenebilen bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların bulundukları konumda meydana gelmiş olan tarihi depremleri de harita üzerinde görüntülenmesine imkan tanıyor. Uygulama bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne iletme imkanı sunuyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün oluyor. Veri toplama işlemine kullanıcıları da dahil eden uygulamanın bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Deprem sonrası gündeme gelen bir başka önemli konu da acil toplanma yerleri oldu. Acil toplanma alanlarına dair en güncel bilgiler E-Devlet platformunda yer alıyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verdiği hizmetler içerisinde acil toplanma alanını öğrenmek istediğiniz adresin il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini sisteme girip toplanma alanınızı sorgulayabiliyorsunuz. E-Devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak E-Devlet'e giriş yapılabiliyor. İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde nasıl haberleşeceğiz sorusunu da beraberinde getirdi. Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları da var. O uygulamalar arasında öne çıkan hangisi? Ayrıntılar haberimizde. İstanbul'da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de BridgeFi. BridgeFi internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulama Bluetooth üzerinden Bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor. Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor. Son 24 saatte binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem de Android versiyonu bulunuyor. Bir başka önemli konu internette kişisel verilerin korunması. Tüm dünyada tartışılıyor. Bu konuyla ilgili her gün yeni adımlar atılıyor. Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. O açıklamada deniyor ki, vatandaşların veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı vardır. İşte detaylar. Kişisel verilerin korunması tüm dünyanın önemli gündem maddelerinden. Türkiye'de konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere birçok hak tanındığı belirtildi. Anayasayla kişilerin veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme,
veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı. Kişilerin hakları doğrultusunda ilk olarak veri sorumlusuna başvurmaları gerektiği belirtildi. 30 gün içinde veri sorumlusundan cevap gelmediği takdirde kullanıcıların kurula şikayet etme hakkının doğacağı ifade edildi. Yaklaşık 17 milyar dolara mal olan Çin'in yeni havalimanı Daxing geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Gelin son teknolojilerle donatılan havalimanında küçük bir gezinti yapalım. Yaklaşık 17 milyar dolara mal olan Çin'in yeni havalimanı Daxing geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Çin'in başkenti Pekin'de inşaatı tamamlanan Daxing Havalimanı tam donanımlı bir teknoloji üssü. En büyük terminale ev sahipliği yapan havalimanının en yoğun havalimanı olması bekleniyor. Yapımı 5 yılda tamamlanan havalimanının açılışı Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla aynı döneme denk getirildi. Havalimanının yılda 72 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde dizayn edildiği açıklandı. Yaklaşık 27 kilometrelik alanda kurulan Çin Daxing Havalimanı, 2025 yılına gelindiğinde 72 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Havalimanının mimarisinde Irak asıllı İngiliz vatandaşı mimar Zaha Hadid'in imzası bulunuyor. Teknohayat'tan bugünlük bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.